Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Sayın Cemalettin Özden telefon attığımızda. Sayın Özden merhaba. İyi yayınlar diliyorum, merhaba. Teşekkür ederiz, sağ olunuz. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, sabahın 6'sından bu yana gündemimiz hayvancılık sektöründe yem fiyatlarıyla birlikte, yem fiyatlarındaki artışla birlikte yaşanan probleme nasıl çözüm bulabiliriz? Sorunları biliyoruz, çözüm önerilerini konuşuyoruz. Bu perspektiften bakınca siz neler önerirsiniz? Sabah beri ben de programımızı zevkle, ilgiyle seyrediyorum, dinliyorum. Değerli konuşmacılar var. Teşekkür ederiz. Bütün arkadaşlarımız birçok çözüm önerileri sundular. Evet. Az önce seyrettiğimiz Alekber Yıldırım Bey'in dediği gibi bize bir söz kalmadı aslında. Evet. Ama toparlamış olursunuz siz de, en azından bir manşet atarsınız, üstünden geçersiniz konuların. Tabii ki. Buyurun. Şimdi ben diyorum ki yetiştiriciyi üretime teşvik edecek en az asgari 5 yıllık hayvancılık stratejilerini belirlemek ve uygulamaya sokmak lazım. Evet. Bunun için hep et öne çıktı sabah beri. Evet. Ulusal et talebinin karşılanabilmesi amacıyla sığırlarda kombine ve et ırkları ile ıslah projeleri hayata geçirilmeli. Evet. Biz damızlık birlikleri olarak damızlık hayvan ve hayvansal ürün ihtiyacı ihracatının teşvik edilmeli. Sığır et üzerindeki baskının azaltılabilmesi için koyun üretimi ve beyaz üretim desteklenmeli. Biz bunları söylüyoruz. Evet, bunlar. Ve burada et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleriyle yem ve yem ham maddelerindeki uygulanmakta olan katma değer vergilerinin %1 olarak düzeltilmesinin faydalı olacağını kanısındayız. Evet, evet. Bunlar önemli noktalar. Programın da sonlarına doğru geliyoruz. Zaman kısıtından dolayı son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alayım bir iki cümleyle. Şimdi konuşmacılarımız bazıları serzenişte bulundular. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Tarım Bakanlığı ile yaptığımız bizim uzun bir çalışma var. Bu kapsamda DAP, GAP ve DOKAP bölgelerini yer alan illerde yerli ırklar veya melez oluşan ırklara inşallah bu yıl biz etçi kombine ırkları tohumlayacağız, yerleştireceğiz. Ve et açığımızın ve et kalitemizin artması, et açığımızın da bir nispete azaltılmasını beraber yürütüyoruz. Şu an çalışmalarımız devam ediyor bakanlığımız ile beraber. Evet. Evet. Bu vesileyle ben tekrar söylüyorum. Birçok arkadaşlarımız, katılımcılar söylediler. Şu anki verilere göre 6 ay ve üzeri yaş grubunda 1,5 milyona yakın bizim erkek materyalimiz var. Evet. Burada deforme olmuş, şuradan dışarı çıkarılacak dişi hayvanlarımızın kesimi de var. Yani biz şu anki konumda dışarıdan gelecek ama karkas, ama canlı hiçbir hayvana taraf değiliz. Evet. Ama bazı duyumlar alıyoruz ki Tarım Bakanlığımızda, dış ticaret müsteşarlığımızda baskını altına alan kişi ve kuruluşların olduğunu kulaklarımıza geliyor bu şeyler. Evet. Biz ne olur bu işe müsaade etmesinler. Evet. Biz her şeyiyle üretiyoruz, varız. Hatta 29 Ekim'de, 29 Kasım'da Türkmenistan'a ilk defa düve ihracatını gerçekleştirdik. Evet. Evet. Bunun akabinde, bak bunun görülmesinden sonra Azerbaycan Tarım Bakanı ve heyeti, arkasından Libya heyeti bizim merkez birliğimizi ziyaret etti. Bunlar da hayvan istiyorlar. Evet. Biz de var diyoruz, hiçbir şeye dışarıdan gerek yok diyoruz. Evet. Biz de var, üretmeye devam edeceğiz. Evet. Üretme kararlılığından vazgeçmemek ama vazgeçilmemesi için de önlemler almak durumundayız. Sayın Özden, çok teşekkür ediyoruz programımıza katılımınızdan dolayı. Sağ olun, iyi.
yayınlar diliyorum. Çok sağ teşekkürler, sağ olun.